Bütün tarımsal faaliyetlerin amacı insanı daha rahat, daha müreffeh yaşatmak için. Peki dünyanın en rahat yaşayan ülkesi hangisi diye baktığımızda bir hesaba göre kişi başına 120 bin dolar, bir hesaba göre 200'e kadar yükseltilen bir Katar var. Dünyanın en zengin ülkesi görünüyor. 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'a bir ambargo uyguladı hatırlıyorsanız. 2 milyon nüfuslu bir ülke. Ve biz uçaklarla gıda göndermek zorunda kaldık Katar'a. Bizim de dost kardeş bildiğimiz ülkelerden bir tanesi. Burada acı olarak neyi gördük? Bunca para var. Dolar var, altın var, gaz var, petrol var. Ama dolarla altın yenmiyor. Petrolle doğalgaz kazana girmiyor. Bunu gördük. Öyleyse üretmeye devam etmek, topraktan elde edeceğimiz ürünleri hasılasız, kesintisiz üretmek zorunda olduğumuzu gördük. Ve akabinde de işte kıymetli belediye başkanımız bahsetti, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla atıl durumdaki tarım arazilerinin tarıma kazandırılması ile ilgili çalışmalarımız devam etti. 2021 yılından itibaren de tarım alanı kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Tarım Bakanlığımız çok çeşitli faaliyetler, çiftçinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Ama yaşanan sıkıntı bir tek çiftçide değil, bir tek Türkiye'de değil. Hani elle gelen düğün bayram demiş atalarımız. Bütün dünyanın yaşadığı bir emtia fiyatlarının artmasından kaynaklı enflasyonist ortam var. Yani üretiyorsak, toprağa alın terimizi karıştırıyorsak, emek ediyorsak, gelecek bizim. İstemedi mi?